Merhaba arkadaşlar. Şimdi de çok 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 önemli bir konuya geldik. Yeni bir üniteye geçtik. Bu ünitede ne yapacağız? Bunlardan önce biraz bahsedeceğim. Ondan sonra da konu anlatımına başlayacağız. İlk etapta hata çeşitlerinden bahsedeceğiz. 3 çeşit hatamız var. Bu hata çeşitleri neler olduğunu teker teker açıklayacağız. Sonra hemen arkasından standart hata dediğimiz bir kavram var. Bu dördüncü hata türümüz değil yalnız unutmayın. Standart hata kavramı var. Bu kavramdan bahsedeceğiz. Bunun ne olduğunu açıklayacağız. Sonrasında da ölçme aracında bulunması gereken 3 temel nitelikten bahsedeceğiz. Güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık. Çok 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 önemli kavramlar bunlar. İnanılmaz önemli kavramlar. Bu konuyu anlatırken iki kere anlatacağım size. Önce bu güvenirlik geçerlilikle ilgili genel bir şema oluşturacağım. Bu şema üzerinden tüm kavramlarla ilgili anahtar kelimeleri vererek bazı başlıklardan bahsedeceğim. Sonra da hepsini silip tekrar baştan daha ayrıntılı bir şekilde tüm konu başlıklarını ele alacağım. O yüzden iki kere dinleyeceksiniz yani burayı. Çok önemsediğim konulardan bir tanesi. Ama ilk etapta başlayacağımız konu biraz daha kolay. Halledilmesi çok daha kolay. Hatalarla başlıyoruz. Önce hatanın ne olduğuyla başlayalım. Hepimiz hatalar yapıyoruz hayatta galiba. Muhtemelen hata deyince ben Etrabe şöyle bir uzaklara gitti. Etrabe Hanım hayatınızdaki yaptığınız en büyük hata nedir desem? Ne diyeyim ki dedi. Yani demek ki çok hata var ki söylemedi. Evet, evet söylemek istiyor. Herkesin hatası var dedi. Aynen öyle. Hatalarla ilgili çok da fazla şarkı var bu arada. Ya gerçek. Sen de... Sen de benim hatalarımdan bir Evet. Bu da var. Mesela başka ne var? Bedeli. Evet. Evet güzel güzel. Bunun dışında ama ben daha çok Neşet Ertaş'ın hata benim, günah benim, suç benim türküsü var. En en iyisi o belki. Neyse yani belki hata ile ilgili çok fazla şarkı var. Beğenen arkadaşlar videonun altına hata ile ilgili beğendiği şarkı neyse yazar. Artık oradan bakarız. Bir anket oylama yapalım. Acaba hata ile ilgili en çok sevdiğiniz şarkı hangisi ya da türkü hangisi bunu da gözlemlemiş olacağız. Neyse peki hata nedir? Hata nedir? Bununla başlayalım. Arkadaşlar hata gerçek değerle gözlenen değer arasındaki farktır. Yani hata deyince tanımımız bu olacakmış. Gerçek değerle Gözlenen değer arasındaki fark. Ben buradaki tahtarın boyunun kaç metre olduğunu düşüneyim. 230 santimetre olduğunu biliyorum. Elime aldım cetveli ölçtüm. 235 santim olarak ölçtüm. İşte o aradaki 5 santimetrelik fark ne olacaktır? Hata olacaktır. Yani gerçek değeriyle benim gözlediğim değer arasındaki farktır. Ya da normalde ben 77 kilogramım tartının üstüne çıktım. Ölçtü 80 kilogram gösterdi. Aradaki o 3 kilogramlık fark ne olacaktır? Hata. Peki bunun dışında biz çocuğu puanlarken mesela matematik dersinde puanladık. Ben dedim ki bu çocuğun matematik bilgisi becerisi 65 puandır dedim. Peki gerçekten o çocuğun bilgisi becerisi 65 puan mı? Eğer o çocuğun bilgisi becerisi o kadar değilse 60 puansa ben onu 65 olarak ölçtüysem o aradaki 5 puanlık fark da ne olacaktır? Hata olacaktır. Yani kısacası gerçek değerle gözlenen değer arasındaki fark. Hata deyince bu aklımıza gelsin. Hatanın kaynakları neler? Bunlardan bahsedeceğim. Pek soru gelmiyor buradan. O yüzden hızlı hızlı geçeceğim. Hata çeşitleri bizim için biraz daha önemli. Ölçmeciden kaynaklanan hatalarla başlayalım. Ölçmeci kim? Sizlersiniz. Sizlerin yaptığı hatalar neler? Bunlardan bahsediyoruz. Kağıtlarını okurken çocukların eğer uykusuzsanız, yorgunsanız, çocuğun bir sorusunu atlayabilirsiniz. Ya da Çocuğun sorularını puanlarken belki de eksik bir puanlama yaptınız ya da fazla bir puanlama yaptınız. Bu işte ölçmeciden kaynaklanan hatadır. Ha bu arada şöyle de olabilir. Farkına varmadan yapılan hatalardan bahsettim hep. Bile isteye de yapabilirsin bu hatayı. Nasıl yapabilirsin? Mesela çok sevdiğin bir arkadaşının çocuğudur kağıdını puanladığın öğrenci. Belki de onu düşünerek 5 puan fazla verirsin. Ya da okul müdürünün oğlu senin sınıfındadır programları da o hazırlıyorsa hele ki sen dedin ki şuna biraz fazla puan vereyim dedim. Bu da ne olacaktır işte ölçmeciden kaynaklanan hatalardır. Sakın böyle şeyler yapmayın. Peki geldik ikinci hataya ölçme aracından kaynaklanan hatalar. Ölçme aracından kaynaklanan hata ne olabilir? Soru okunaklı olmayabilir, açık net anlaşılır olmayabilir. Ben burada hep aklıma İngilizce dersindeki sınavlarımız geliyor yani ben hiç unutmuyorum İngilizce dersinde hocalarımız sınav yapıyordu fotokopi çektiriyordu o kadar kötü çıkıyordu ki kağıtlar yani orada şunu yazıyor şu adam ne yapıyor sen de orada o adamın yaptığı eyleme bağlı olarak ne yaptığını işaretliyordun yani İngilizcesini yapıyordun o kadar okunaklı değildi ki adamın ne yaptığını çözemiyorduk. Yani onu çözebilsek İngilizcem kötü olduğu için değil adamın ne yaptığını göremediğim için soruları çözemiyordum. İşte bu ölçme aracından kaynaklanan hatalara örnek verilebilir. Gelelim üçüncü hataya ortamdan kaynaklanan hatalar. Mesela ortamdan kaynaklanan nasıl bir hata olabilir? Olmaz ama belki yazın ortasında sıcakta bir sınava giriyor olabilirsiniz. Değil mi? Yani böyle bir şey olabilir belki. Çok mümkün olmasa da. Belki de o sınava girdiğiniz anda önünüzdeki oturan arkadaş burnunu çekiyordur. Ya da sınav kağıdıyla kavga eder gibi sınav kağıdındaki soruları çözüyordur. Belki gözetmeniniz topuklu ayakkabı girmiştir. Bunların tamamı neye örnek verilebilir? Ortamdan kaynaklanan hatalara örnek verilebilir. Dolayısıyla bu tür hatalarda sıkıntılı. Bu noktada şunu da söyleyelim. Evet yani muhtemelen bununla ilgili çok fazla eleştiri var. Ben düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yazın ortasında böyle bir sınavın yapılması, KPSS'nin bu kadar hava sıcakken yapılması hiç anlaşılabilir bir durum değil arkadaşlar. İnşallah bununla ilgili önlemleri alırlar. Geçen sene çok ciddi eleştiriler yapıldı. Umarım 2024 KPSS'de bu eleştiriler dikkate alınır. Neyse devam edelim. Özellik ve yöntemden kaynaklanan hatalar. Özellikten kaynaklanan hata deyince aklımıza ne gelir? Mesela e, biliyorsunuz ki teller de böyle tel dediğim işte telefon telleri ya da elektrik tellerinden bahsediyorum. Artık telefon teli diye bir şey kalmadı ama elektrik telleri. Elektrik telleri yazın ve kışın ölçüldüğünde uzar ya da kısalır. Dolayısıyla sen eğer bu özelliğin olduğunu bilmeden ölçümler yaparsan o zaman özellikten kaynaklanan bir hata yapmış olabilirsin. Peki yöntemden kaynaklanan hata ne? Yöntemden kaynaklanan hataya da şunu örnek verebiliriz. Beden eğitimi öğretmenisin. Çocuğun psikomotor bir becerisini ölçmek istiyorsun ama yazılı yoklama yapıyorsun. Eğer bunu yaparsan işte bu da yöntemden kaynaklanan hata olur. Yani sen e, psikomotor bir beceri, bilişsel beceri ölçebileceğim bir araçla ölçmeye çalışırsan, o zaman yöntemden kaynaklanan hata yapmış olursun. Gelelim sonuncuya. Ölçülecek kişiden kaynaklı hata. Ölçülecek kişi kim? Öğrenci. Öğrenciden kaynaklı hata ne olabilir? Öğrenci de yorgun olabilir. Değil mi? Öğrenci de hasta olabilir, dikkatsiz olabilir, kaydırma yapmış olabilir. Özellikle kaydırma yapmıştır. E, genellikle çünkü sınavdan çıktıktan sonra hocam sormayın ya kaydırma yapmışım o yüzden yapamadım falan derler. İşte bu ne olacak? Ölçülecek kişiden kaynaklanan hataları örnek verilebilir. Evet. Burayla ilgili tabii ki böyle şu efsaneler de var öğrencinin. Hocam standart sapmadan dolayı olmadı falan. Bunu e, herhalde teknik bir kavram olduğu için kimsenin anlamadığını düşünerek söylüyorlar. En azından bu eleştiri bana yapmayın. Yani hocam standart sapmadan dolayı yapamadım falan gibi bir şey bana söylemeyin. Arkadaşlar çünkü bu gerçekten çok saçma bir gerekçe. Böyle bir makul açıklama yapılamaz. Yani bununla hiç ilgisi yok. Ama teknik bir kavram kullanıyor ya. Karşındaki adam da anlamadığını düşünerek böyle şeyler söyleyebiliyorlar öğrenciler. Neyse. Hata kaynaklarının neler olduğunu teker teker açıkladık. Şimdi hata çeşitlerinden bahsedeceğiz. Hata çeşitlerine geldiğimiz zaman 3 çeşit hatamız var. Birincisi sabit hata, ikincisi sistematik hata, üçüncüsü ise tesadüfi hata. Çok kolay, çok rahat bir şekilde ayırt edeceğimiz düşünüyorum. Hiç sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Nedir peki sabit hata? Sabit hata deyince aklımıza ne gelmesi gerekir? Arkadaşlar, hatanın, hatanın yönü ve miktarı aynı ise, yönü ve miktarı aynı ise, aynı ise, buradaki hata sabit hatadır diyebiliriz. Sınıftaki öğrencilerin tamamı hatadan aynı yönde ve aynı miktarda etkileniyorsa bu hata sabit hatadır. Neye örnek verebiliriz burada? Mesela şunu örnek verebilirsin. Öğrencilerin tamamına 5 puan ekleyen öğretmen nasıl bir hata yapmıştır derse sabit hataya gideceksin. Tüm öğrenciler eşit miktarda ve aynı yönde etkilendi. Hocam bu yön olayını ekledik ya, herkesi ekledik. Dolayısıyla yön dediğimiz şey de o. Herkese eşit miktarda ve aynı yönde puan eklediğim için ne olacaktır bu hata? Sabit hata. Şimdi bazı arkadaşlar var aranızda ya biri 98 aldıysa ona 5 puan veremedi diye düşünenler var. Var şu anda ben eminim ki kamera karşısında. Arkadaşlar herkese 5 puan vermek diyorsa bunu sabit hata kabul edin. Ha, genellikle şunu belirtirler kitaplarda en fazla 95 puan alındığı varsayılacaktır diye. Ama bunu belirtmese de herkese 5 puan eklemek derse sen bunu sabit hata olarak kabul et. Başka neyi örnek verebilirsin? Başka buraya neler örnek verebilirsin? Mesela tartı. Tartılar özellikle özellikle hanımlara göre, kadınlara göre genellikle tartın üstüne çıktığın zaman ne gösterir? Fazla gösterir. Tabi bazı erkekler için de aynı durum geçerli olabilir ama tartıya çıktığında ya bu tartı hatalı zaten her seferinde 2 kilogram fazla gösteriyor diyorsanız işte bu hata nasıl hatadır? Sabit hatadır. Mesela anneme göre sürekli böyle yıllardır böyle bizim evdeki tartı hep 2 kilogram fazla gösteriyor. Karşı komşunun tartısı da hep 2 kilogram eksik gösterdiği için doğru gösteriyor. Eğer her ölçümde 2 kilogram fazla gösteren tartıdan bahsediyorsanız buradaki hata nasıl hatadır arkadaşlar? Sabit hatadır diyebiliriz. Tamam bunu sabit hata olarak kabul edebiliriz. Başka ne örnek verilebilir? Mesela saatin 10 dakika ileri olması. 3'te baktım 10 dakika ileri. 5'te baktım yine 10 dakika ileri. Her seferinde 10 dakika fazlasını gösterdiği için bu hatada ne olacaktır? Sabit hata olacaktır. Tamam? Bunlar sabit hatadır. Peki, peki, peki. Bunları yazalım bu arada. Bunların birkaç tanesini yazalım. Ne dedik mesela? Her öğrenciye, her öğrenciye 5 puan eklemek dedik. Tabii her öğrenciden 5 puan kırmak da diyebiliriz değil mi? Bu da yine sabit hata olacaktır. Her ölçümde, her ölçümde 2 kilogram fazla gösteren tartı. Gösteren tartı. Evet, genellikle evlerimizdeki tartı her seferinde 2 kilogram fazla gösterir. Bu da yine sabit hata örnek verilebilir. Saatin, saatin 5 dakika geri olması ya da ileri olması fark etmez. Bu da yine sabit hataya örnek verilebilir. Bunların tamam sabit hataya örnek olarak yazabiliriz. Şimdi burada benim özellikle önemsediğim noktalardan bir tanesi şu. Dikkatli bir şekilde dinleyin burayı. Her öğrenci 5 puan verdim. Nasıl hata? Sabit hata. Burada sorunumuz yok. Burayı kavradık. Peki bana şunu söyler misiniz? Bu hatanın kaynağı belirli mi? Ben yaptım. Evet kaynağı belirli. Peki bu hata kontrol altına alınabilir mi? Evet alınabilir. Peki bu hata düzeltilebilir mi? Evet düzeltilebilir. Yani şu üç özellik bizim için çok 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 önemli olacakmış. Bu hataların kaynağı belirlidir. Kaynağı belirli. Kontrol altına alınabilir. Kontrol altına alınabilir. Ve düzeltilebilir hatalar olduğunu söyleyeceğiz. Peki hocam bunları niye bu kadar önemsedin ki? Yani bu özellikler neden bu kadar önemli? Bunları güvenirlik geçerlikle ilişkilendireceğiz. Hocam güvenirlik geçerlik ne? Ben zaten biraz sonra anlatacağım sana onları. Şu konuların hepsini bir bitireyim, şu hata çeşitlerini halledeyim, ondan sonra güvenirlik geçerlikten bahsedeceğim. Ama şunu söyleyeceğim, şunu söyleyeceğim şimdilik. Bu bilgi şimdilik sadece not olarak kalsın. Bu birazdan konuları anlattıktan sonra çok daha anlamlı hale gelecek zaten. Arkadaşlar sabit hataların kaynağı belirli. Kontrol altına alınabilir hatalar ve düzeltilebilir hatalar olduğunu söylediğim için bu üç özellikten dolayı neyi etkilemez diye sana soracak. Sen de diyeceksin ki güvenirliği etkilemez. Sabit hatalar güvenirliği etkilemez diyeceğiz. Güvenirliği etkilemez. Peki neden etkilemiyormuş? Şu 3 özellikten dolayı. Bu üç özellikten dolayı güvenirliği etkilemez. Peki geçerli etkiler mi? Etkileyecek. Yapılan tüm hatalar geçerli etkili. Hocam ya şimdi ben anlamadım bu güvenlik geçerli ne olduğunu. Anlatacağım zaten. Merak etme. Sakin ol. Sakin ol. Anlatacağım şimdi. Sen sadece şimdilik bu bilgiyi yaz. Kenara dursun. Çünkü kullanacağım biraz sonra bunu. Bu 3 özellikten dolayı güvenirliği etkilemiyormuş. Ama geçerli etkiliyor. Tamamı zaten geçerli etkileyecek. Şimdi sabit hata cebimize koydu. Geçtik nereye? Sistematik hataya. Sistematik hataya geçtik. Peki buradaki olay ne? Buradaki olay ise şu. Hatanın yönü veya miktarı farklı olacak. Ne demek yani yönü veya miktarının farklı olması ne demek? Buradaki hikaye de şu olacak. Ya hata yaptığın öğrenciler sınıftaki tüm öğrenciler olmayacak. Belirli bir kısmına hata yapacaksın. Eğer herkes hatadan etkileniyorsa da farklı farklı miktarda hatadan etkilenecek. Yani aslında kısacası şu, herkes aynı miktarda hatadan etkilenmeyecek. Tamam mı? Herkesin aynı miktarda hatadan etkilenmemesine vurgu yapar. Dolayısıyla buradaki vurgu hatanın hatanın yönü veya miktarı miktarı farklı ise farklı ise buradaki hata sistematik hatadır diyebiliriz. Aslında sistematik hatanın iki farklı vurgusu vardır. Yani sorularda iki farklı şekilde karşımıza çıkar. Birincisi ülkemizde de bol bol gördüğümüz taraflı taraflı yanlı olmaya bağlı olarak karşımıza çıkan sistematik hatalar. Taraflı yanlı olmaya bağlı olarak. Ne demek istiyorum? Biraz önce söylemiştim ya müdürün çocuğuna ekstra 10 puan vermek. Ya da sevdiğin öğrencilere 5 puan eklemek. Ya da yaramaz olduğunu, sevmediğin düşündüğün bir çocuk varsa onun sınav kağıdından 10 puan silmek. İşte bunlar ne olacaktır hepsi? Sistematik hata olacaktır. Taraflı yanlı olmaya vurgu yapan herhangi bir şey varsa bilin ki bu sistematik hatadır. Birkaç tane örnek hemen yazalım burayla alakalı. Neleri yazabiliriz? Hemen şuraya ekleyelim. Sevdiği öğrenciye, sevdiği öğrenciye 5 puan eklemesi. Müdürün oğluna 10 puan eklemesi gibi. Değil mi? Ya da ne olabilir? Başka ne olabilir? Şunu söyleyebilir. Ben basketbol takımındaki öğrencilerin tamamına 10 puan ekliyorum derse bu yine nasıl hatayı örnektir? Sistematik. Basketbol takımındaki öğrencilere 10 puan eklemek bu da ne olacaktır? sistematik hata olacaktır. Sevmediği öğrencilerden yaramaz öğrencilerden 10 puan kırmak bu da sistematik hata olacaktır. Taraflı yanlı olma ile ilgili. Ne kadar hata varsa bunları buraya yazabilirsiniz. Muhtemelen üniversite hayatınızda da bol bol bunlarla ilgili hatalarla karşılaşmışsınızdır örnekleri yorumlara yazabilirsiniz yine aynı şekilde. Taraflı yanlı olma ile ilgili hatalardan da bahsettik. Şimdi neden bahsedeceğiz? Şimdi de ikinci hata türü sistematiğin. Burada da burada da olay şu. Hata miktarının katlı oranlı bir şekilde artışı ya da azalışından bahsederse bu da sistematik hatadır. Bu da sistematik hata. Neymiş? Hata miktarı, hata miktarı katlı oranlı bir şekilde bir şekilde artış ya da azalış gösteriyorsa artış ya da azalış gösteriyorsa yine sistematik hata vardır diyeceğiz. Peki burada ne demek istiyoruz? Bakın arkadaşlar her öğrenciye her öğrenciye aldığı puanın aldığı puanın %10'unu eklersek buradaki hata nasıl hata olur? Sistematik hata olur. Neden peki sistematik hata olur? Çünkü 70 alan bir öğrenci varsa bunun %10'u kaç olacaktır arkadaşlar? 7 puan. Bu öğrenci 7 puanlık puan eklenecek. Yani 7 puanlık hata yapıldı. Peki 80 alan bir öğrenci varsa, 80 alan bir öğrenci varsa bu öğrenciye kaç puan eklenecek? %10'a kadar yani 8 puan hata yapılacak. O zaman hata miktarı katlı oranlı bir şekilde artış ya da azalış gösteriyorsa... ...gördüğünüz gibi orana bağlı olarak değişimden bahsederse... ...bu ne olacaktır? Sistematik hata olacaktır. Ya da tart örneğini vermiştik ya biraz önce. Ne demiştim? Her ölçümde 2 kilogram fazla gösteren dersek sabit hata. Burada sorunumuz yok. Ancak şunu söylerse her ölçümde... %5 eksik gösteren, %20 fazla gösteren tartı derse o zaman bu nerede yer alacaktır yine? Sistematik hatada yer alacaktır. Peki size soru, peki size soru. Her öğrenciye aritmetik ortalamanın %10'u kadar puan eklemek dersem bu nerede yer alır? Her öğrenciye aritmetik ortalamanın %10'u kadar puan eklemek dersem nerede yer alır? Düşünün. Aritmetik ortalama bir tane değil mi? Sabit değil mi? Yani sınavı yaptığım öğrencilerin ortalaması atıyorum 70 çıktı. Dolayısıyla gruptaki öğrencilerin tamamı için bir tane ortalama yok mu? Evet, 70. O zaman 70'in %10'u kaç? 7. Bu ne demek? Her öğrenciye 7 puan eklemek demek. O zaman her öğrenci eşit miktarda aynı yönde hata yaparsam bu nasıl hataya dönüşür? Sabit hataya. Lütfen bunu unutmayın. Lütfen bunu unutmayın. Her öğrenciye aritmetik ortalamanın %10'u kadar eklemek dersem bu sabit hata. Ancak her öğrenciye aldığı puanın %10'unu eklemek dersem o zaman bu sistematik hata olacaktır. Bunu unutmayalım. Şimdi geldik sorulara. Ben sevdiğim çocuklara 10'ar puan ekledim. Nasıl hata diye sordum. Sen de bana dedin ki hemen sistematik hata. Çok güzel. Peki bana şunu söyler misin? Burada hatanın kaynağı belirli mi? Belirli. Kim? Ben yaptım. Peki bu hata kontrol altına alınabilir mi? Alınabilir. Peki bu hata düzeltilebilir mi? Düzeltilebilir. O zaman şuradaki yazdığımız üç özelliği, buradaki yazdığımız üç özelliği şöyle kopyalasak, buraya yapıştırsak olur mu? Olur. Buradan kopyaladım buraya yapıştırdım. Dolayısıyla bu hataların da kaynağı verili, kontrol altına alınabilir ve düzeltilebilir hatalar olduğunu söylüyorsam o zaman sistematik hatalarda neyi etkilemez? Güvenirli etkilemez. Hocam güvenirlik neydi? Anlatacağım ya merak etme. Anlatacağım onu zaten biraz sonra. Şimdi o zaman burayı da hallettik. Sistematik hatanın da ne olduğunu açıkladık. Tamam bunu da bitirdik. Cebimize koyduk bu bilgiyi de. Peki nereye geçiyoruz şimdi? tesadüfi hataya geçiyoruz. Ya da diğer adıyla random hata ya da diğer adıyla rastgele hata. Neymiş peki tesadüfi hata? Bak buradaki hata şunlardan farklı. Orada hatanın yönü miktarı aynı dedik. Burada farklı dedik. Burada ne diyeceğiz? Belli değil. Hatanın yönü miktarı belli değil ise, hatanın yönü ve miktarı belirli değil ise değil ise buradaki hata nasıl hatadır? Tesadüfe hatadır diyoruz. Nasıl yani hocam? Sınav kağıtlarını okumaya başladın. Kağıtları okuyorsun. O günde çok yorgunsun. Gece saat 1-1.30 olmuş. 1.30'a kadar kağıtları okumaya başladın. Okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Çocuklardan bir tanesinin sorusunu atladın. Normalde çocuğun arka sayfasında da bir tane sorusu vardı. O soruyu hiç görmedin. Sadece ön sayfaya bakarak çocuğun kağıdını puanladın. Ve çocuğa 70 puan verdin. Bu çocuk normalde 80 alacak. Arka sayfada da bir tane sorusu var. Sen şu anda hata yaptığının farkında mısın? Değilsin değil mi? Hata yaptığını bilmiyorsun. Yani o kağıdı okudum, bitirdim, doğru bir şekilde ölçtüm diye düşünüyorsun. Puanlamayı doğru bir şekilde yaptım diye düşünüyorsun. Dolayısıyla buradaki bu hata nasıl hataya örnektir dersem, işte bu tesadüf hataya örnektir. Hata yaptığının farkında bile değilsin. Tamam mı? Böyle bir hata varsa bu tesadüfe hatadır. İşte dikkatsizlikle bir soru eksik okumak. Kağıdı yanlışlıkla yanlış puanlamak. Ya da kaydırma yapmak. Bu tür vurgular varsa bunların tamamı sizi nereye götürmeli? Tesadüfi hataya götürmeli diyeceğiz. Birkaç tanesini örnek olarak verelim o zaman. Ne dedik? yanlışlıkla bir soru eksik okumak dersek buradaki hata ne olacaktır? Tesadüfi hata olacaktır. Başka neyi örnek verebilirsiniz? Kağıdın kağıdı puanlarken hata yapmak, yanlış puanlamak. Bu nasıl hata örnektir? Tesadüfi hataya. Kaydırma yapmak heyecanlı olduğu için olduğu için kaydırma yaptı derse bu tesadüf hatayı örnektir. Gürültü olduğu için, dikkati dağıldığı için, hava sıcak olduğu için şöyle oldu böyle oldu vurguları varsa bunların çoğu sizi nereye götürecek? Tesadüf hataya götürecek. Peki öğretmen kağıdı puanladı ya biraz önce anlatmıştım. Şu anda bu hatayı yaptığının farkında mı? Değil. Eğer bu kağıdı bu öğretmen bir kez daha okumazsa, bir arkadaşı uyarmazsa ya da öğrenci ikaz edip uyarmazsa hata öylece kaynayıp gitti. Yani hata yaptığının farkına bile varmadan o hata öylece gitti. İşte bu yüzden, işte bu yüzden biz şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Tesadüfi hatalarla alakalı şu önemli üç özelliği söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bu hataların kaynağı belirli değildir. Kaynağı belirli değildir diyeceğiz. Çünkü hata yaptığının farkında bile değilsin. Kontrol altına alınamaz. Kontrol altına alınamaz ve düzeltilemez diyeceğiz. Hocam nasıl düzeltilemez diyenler var. Anlatacağız. Sakin. Düzeltilemez. Peki neden düzeltilemez diyorum? Eğer bir kez daha ölçme işlemi gerçekleşmezse adam hata yaptığını bile bilmiyor. O yüzden düzeltemez. Ancak Şöyle olursa sınıfa gitti öğretmen. Büyük bir ciddiyette oturun dedi. Sınav kağıtlarınızı okudum dedi. Çocukların hepsi oturdu. Sessizce bekliyorlar. Hoca teker teker öğrencilerin kağıtlarını okurken dedi ki Ahmet 70 aldın dedi. Ahmet 70 aldın dedi ama Ahmet 80 puan bekliyordu aslında. Yani emin yaptığı soruların tamamına da emin bu çocuk. Ben 80 almam gerekiyor. 8 tane soruyu doğru çözdüm eminim diye düşündü. Yanındaki arkadaşına sordu. Dedi ki ya ben 80 bekliyordum aslında ama dedi. Hoca 70 dedi. Hocaya itiraz etsem mi sorsam mı söylesem mi? Yanındaki arkadaşı zaten 30-40 almış. Ahmet e dedi ki boş ver oğlum ne yapacaksın dedi. Ha 80 ha 70 ne fark eder dedi. Yok yok dedi Ahmet. Hayır ben soracağım dedi kesinlikle soracağım. Ondan sonra parmağını kaldırdı. Öğretmene dedi ki Hocam ben 80 bekliyordum dedi. Kağıdıma bakabilir miyim? Evet öğretmen burada ne der? Genellikle bizler yıllardır bunları duyduk. Ne der? Oğlum bak fazla verdiysem geri alırım ha dedi. Tehdit etti çocuğu. Hayır hocam dedi. Ben 80 bekliyordum eminim dedi. Sonra geldi çocuk açtı kağıdı. Öğretmen tekrar baktı. Bir de baktı ki arka sayfadaki bir soruyu eksik okumuş. Evet şu an düzeltilebilir ama ne yaptım ben? İkinci ölçme işlemini gerçekleştirdim. Bir kez daha kontrol ettim. İkinci bir ölçme işlemiyle hata yaptığımın farkına varabildim. Dolayısıyla evet düzeltilemez dedik ama o birinci ölçme ile ilgili yapılan vurguydu. İkinci bir ölçme işlemi gerçekleşirse tekrar bir kez daha kontrol edilirse o zaman tabii ki bu hata düzeltilebilir. Tamam kesinlikle düzeltilir demiyorum ama düzeltilebilir diyeceğiz. O yüzden işte bu tür hataların karışma ihtimaline karşı biz çeşitli önlemler alacağız. Zaten bunlardan da bahsedeceğiz. Yani güvenirlikte de geçerlilikte de konuları anlatırken bu hataların karışmaması için neler yapılması gerekiyorsa bunlara vurgu yapacağız zaten. Peki hocam şuradaki özelliklerden dolayı bu güvenirliği etkilemez demiştiniz ama burada tam tersini yazdınız. O zaman bu güvenirliği etkiler mi? Evet etkiler. Yani kaynağı belirli olmadığı için, kontrol altına alınamadığı için, düzeltilemediği için güvenirliği etkiler diyeceğiz. Güvenirliği düşürür diyeceğiz. Eğer sana hangi hata ya da hatalar güvenirliği düşürür derse o zaman sen ne diyecekmişsin? Tesadüfi hatalar güvenirliği düşürür diyeceksin sabit hatalar ve sistematik hatalar güvenirliği etkilemez. Ancak hangi hata güvenirliği düşürür? Tesadüf hata güvenirliği düşürür. Peki hocam geçerli hangileri düşürüyordu? Hepsi düşürür. Tüm hatalar geçerliği düşürür etkiler. Bununla ilgili zaten bir şema çizeceğim. Göreceksiniz bununla ilgili biraz sonra bir şema çizeceğim. O şemayı çizdikten sonra da standart hata kavramıyla devam edeceğim arkadaşlar. Kaç dakikamız oldu 27 dakikamız oldu. O zaman bu videoyu burada tamamlıyorum. Bu videoyu burada tamamlıyorum. Önce şu güvenirliği geçerli hangi hataların nasıl etkilediğini açıklayacağım. Hemen arkasından da standart hata kavramından bahsedeceğim bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha unutmayın. Herkes neyi yazacaktı? hata ile ilgili içinde hata geçen, hatalara vurgu yapan en sevdiği şarkı neyse yorumlara bunu yazacaktı. Bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar biraz önce bir sonraki videoda yeni konuya geçeriz dedim ama burası çok da bölünsün istemediğim için burayı devam edeceğim. Standart hatayı ikinci bir videoda paylaşacağım. Tamam? Şimdi burada Üç çeşit hatadan bahsetmiştik. Bu hatalar nelerdi? Sabit, sistematik, tesadüf hata. Ve ne demiştim size? Bu hataların tamamı neyi etkiler? Geçerli etkiler. Yani yapılan hataların tamamı geçerli düşürür diyebilirsiniz. Peki güvenirliği etkileyen hata hangisiydi? Sadece tesadüfi hata. Tesadüfi hatalar güvenirliği etkiler demiştik. O yüzden şöyle bir şemamız olacak. Yıllardır hep bu şema üzerinden ben bu konuyu anlatırım. Yapılan tüm hatalar geçerli düşürür. Dolayısıyla sabit ve sistematik hataların doğrudan geçerli düşürdüğünü söyleyebiliriz. Tesadüfi hatanın ise doğrudan güvenirliği dolaylı olarak geçerli düşürdüğünü söyleyeceğiz. Peki hocam soru nasıl gelir? Soru şöyle gelir. Hangi hatalar güvenirliği etkilemez diye gelir genellikle. Güvenirliği etkilemeyen hatalar nelerdir dersi sabit ve sistematik. Ya da tam tersi hangi hatalar güvenirliği etkiler diye gelir. Bu durumda da güvenirliği etkileyen tek hata türünün tesadüf hata olduğunu bileceğiz. Hemen sağ tarafında bir örnek var. Şimdi bu örneğe birlikte bakalım. Buradaki öğrendiklerimizi de örnek üzerinde pekiştirmiş olalım. Bu arada şunu unutmuyoruz. Tüm hatalar geçerli düşürüyor. Bunu unutmayalım. Şimdi yukarıda 5 tane örnek var, 5 tane açıklama var. Buna bağlı olarak bunlardan hangileri güvenirliği etkilemez diye sormuş. O zaman ben önce bu soruyu çözebilmek için güvenirliğin ne olduğunu bilip bilmesem de, tamam bu kavram ne olduğunu henüz bilmiyor olsam da, bu hataları neler olduğunu, hangi hata türü olduğunu bilirsem bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirim. Sınav öncesinde öğretmenin sınıftaki öğrencilere kızması, morallerini bozması, azarlaması... Bu nasıl bir hataya neden olur? Tesadüf hataya, motivasyonu düşürdüğü için tesadüf hataya neden olacaktır. Dolayısıyla birinci öncülümüzün tesadüf hata olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu bir tesadüf hataysa güvenirliği etkiler mi etkilemez mi? Güvenirliği etkiler. Güvenirliği etkiler. O zaman birincisi değil. Kırşehirli öğrencilere fazla puan vermek. Hemşerilerime daha yüksek puanlar veriyorsam eğer buradaki hata nasıl hata? Taraflı yanlı olmaya bağlı olarak yapılan bir hata. Yani sistematik hata. Eğer sistematik bir hata yapıyorsak, yazalım sistematik hata. Sistematik bir hata yapıyorsak bu hata güvenirliği etkiler mi? Etkilemez. Dolayısıyla ikinci öncülüğümüzü alabiliriz. Geldik üçe. Her öğrenciden 10 puan silmek. Öğrencilerin tamamından 10 puan silersem buradaki hata nasıl hatadır arkadaşlar? Sabit hatadır. Eğer sabit hata yapıyorsan bu güvenirliği etkiler mi? Etkilemez. Bu da güvenirliği etkilemez. Geldik dördüncüye. Öğretmenin tüm sınav kağıtlarını 60 puana çekmesi. 45 alan adamın da puanını 60'a çektim. 65 alanı da 60'a çektim. O zaman herkesin kağıdında farklı farklı miktarda hatalar yaptım. Peki o zaman bu hata nasıl hataya dönüştü? Yine sistematik hataya dönüştü diyebilirim. Dolayısıyla sistematik hataların güvenirliği etkilemediğini söylemiştik. O zaman bunu da aldık. Geldik sonuncuya. Gürültüden dolayı dikkati dağılan Ayşe'nin soruları eksik okuması. Eğer böyle bir hata varsa bu hata nasıl hataya örnektir? Bu tesadüfi hataya örnektir. Ve tesadüfi hata olduğu için güvenirliği etkiler mi? Etkiler, güvenirliği düşürür. O zaman hangi hatalar güvenirliği etkilemez dersek 2, 3 ve 4 güvenirliği etkilemez diyeceğiz. Aslında buradaki kavramlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için biraz da bundan bahsettim. Yani tamamıyla ilgili genel ifadelere yer vermiş olduk. Şimdi artık konuyu burada noktalamış olduk. Nereye geçeceğiz? Standart hata kavramına. Bir sonraki videoda standart hatayla devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.